Hadi geldivenimizi geldik dersimizin başına. Şimdi ne yapacağız? Orbitalleri öğrendik. 11. sınıf kardeşim. Şimdi seninle birlikte artık bu periyodik cetvelle bağlantı kuracağız. Birazcık periyodik cetveli anlatacağım sana. Bir hatırlatacağım. Ondan sonra da periyodik cetvelde bu dizilimlere göre yer bulmasından bahsedeceğim. Bu videonun girişini kısa tutuyorum. Bak Moralim böyle çok yerinde çok güzel anlatmak istiyorum sana dersi Giydim kırmızılarımı Geldim böyle taktım eldivenimi Bu eldiveni niye takıyorsunuz diye soruyorsunuz Kaymasın diye tabletten tamam mı Böyle elimiz terleyince tablette yazılmıyor Böyle daha rahat oluyor Hadi gel o zaman ne yapalım Dersimize başlayalım dedik Ve başlasın dersimiz PDF'yi gördüğünüz gibi Celal Hoca bunları Elleriyle yazıyor Senin için tamam mı Senin için yapıyorum bak ee, arada böyle ufak tefek harf hataları olmasın diye ne kadar uğraşsam da çıkıyor. Yani o konuda da kusuruma bakmayın arkadaşlar. Geldim şöyle periyodik cetveli sana gösteriyorum. Bu periyodik cetveli bile ben çizdim ha hazır bir şablon değil bak böyle kareleri falan birleştirdik bir şeyler yaptık. Şimdi periyodik cetvelimiz bu. Periyodik cetvelde ne var öğretmenim? Bu evrende bildiğin 118 tane element burada yer alıyor. Bu 118 tane element uranyuma kadar 93 uranyuma kadar ne oluyor? Doğal olmuş oluyor. Yani evren bize bunları vermiş. Topraktan falan çıkartıyoruz her yerden. Ama ondan sonrası da yapaydır. Unutma. Uranyum da şuralarda bir yerlerde kalıyor. Lantanit ve aktinit diyeceğiz daha sonra bu alt sıraya. Şimdi şöyle bakacak olursak periyodik cetvelde bir sütunlara grup diyeceğiz. Yani yukarıdan aşağı doğru böyle bunlar gruptur gördüğün gibi. 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu, 4A grubu. Sonra satırlarda da ne diyeceğiz? Periyot diyeceğiz tamam mı? Yani şöyle birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot şeklinde gidiyor. Bak 18 tane grup, 7 tane de periyot vardır periyodik sistemde. Nasıl yani öğretmenim? Bak şimdi bir A, boş ver. Şurası birinci gruptur. Şurası ikinci gruptur. 3, 4, 5, 6, 7. Burada mesela 8 B grubu 3 keredir. Ama biz devam edelim. 8, 9, 10, 11, 12 diyelim. Mesela şurası 13. grup. 13, 14, 14. 15 fark ediyor musun? 3 aradan sonra 13 diye devam ediyor. 16, 17 ve 18 tane grup var. 7 tane periyot var deriz. Şimdi bak 1, şurası 1. periyot. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E öğretmenim 8, 9 değil mi? Hayır. Şu arası var ya. 6. ve 7.'den sonra şu buradan başlaması lazım normalde. Yani normalde ben sana şöyle küçük bir şekilde çizeyim. Şu kısım bu S bloğu dediğimiz kısım tamam yani şu iki kısım sonra F bloklarının 6 ile 7'nin devamına yani şu araya gelmesi lazım. Şu çizdim yere gelmesi lazım. Ondan sonra burası F bloğu bak S bloğu F bloğu sonra ne gelmesi lazım? Şöyle D yani B gruplarının gelmesi lazım. Şu D bloğu dediğimiz ara şuraya gelmesi lazım. Ondan sonra yani normalde periyodik cetvelin diziliminin şöyle olması lazım ama tabi şu kısım araya sığmayacağı için yani yazdığımızda çok uzun olacağı için periyodik cetvel biz ne yapıyoruz bu kısmı şöyle aşağı yazıyoruz. Yani unutma burası da şurası hani birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dört, 5, 6, 7 dedik ya. Şurası da ne olacak? Burası 6. periyotun devamı. Burası da 7. periyotun devamı olacak. Unutma. Periyodik cetvelde ayrıca pe bizim şeylerimiz var. Periyot e bloklarımız var. Mesela S bloğuyla biten bütün elementleri biz şu kısma yazıyoruz. P bloğuyla biten bütün elementleri şu kısma yazıyoruz. D ile biten bütün elementler şu B grupları olmuş oluyor. Bunların hepsi D ile bitiyor. F ile bitenleri de şu en alta yazmış oluyoruz. Yani şu arada da F ile bitenler var yani şu kısım. Tamam şimdi burayı sileyim. Çok yazmayayım. Çok yazınca da sevmiyorsunuz. Yani de demek, istedik, de demek istediklerim bunlar. Yani 18 tane grup var. 7 tane periyot var. Alt 2 satırda ne oluyor? Lantanit ve aktinitler diyeceğiz daha sonra buna. 6 ve 7'nin devamı oluyor. Şimdi Zaten öyle dedik. En alt iki sırada lantanit ve aktinitler 6 ve 7'nin devamıdır. Bak gruplar numaralandırılırken gruplara numara veriyorken iki tür gruplandırmadan bahsedeceğiz. Bir, bir gruplandırma şeklimiz A ve B şeklinde yapılan gruplandırma. Yani biz buna geleneksel Amerikan gruplandırması diyoruz. Yani şöyle şu 1A 2A grubu sonra S ve P bloklarından bahsediyoruz yani burada. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. Burası da P bloğu. Unutma S bloğu ve P blokları A gruplarıdır. Geri kalan D bloğu B gruplarıdır. Yani D ile bitenler. Yani bunlar ne olmuş oluyor? Geleneksel gruplandırma olmuş oluyor. Bir de demin yaptık ya birden başladık 18'e kadar numara verdik. Birden 18'e kadar numara verilerek yapılan gruplandırma da UPEC yani Uluslararası Kimya Birliği'nin önerdiği adla gruplandırmadır. Buna da sistematik gruplandırma denir. Sana bazen sorar mesela yer bulmaktan bahsedeceğiz. İşte sistematik olarak hangi gruptadır diye o zaman A, B demiyoruz. Mesela 3 A grubuysa o 13. grup oluyor. Onların kurallarından bahsedeceğim. Ya da mesela 8 A grubuysa 18. grup dememiz gerekiyor. Onlardan bahsedeceğim. Periyodik sistemde 8 tane A grubu vardır. Yani bakın şu kısımda S bloklarında 1A, 2A, P blokları 3A'dan 8A'ya kadar 3 4 5 6 7 8. 8 tane A grubu var. Buraya dikkat. A gruplarına baş grup elementleri diyoruz tamam mı? Bunlar baş grup elementleri. P gruplarına ise yan grup metalleri ya da geçiş metalleri diyoruz. Yani şu arada yer alan tamamı metaldir. Bunlardan ana bahsedelim. Mesela beyazla gösterdiğimiz, çizmediğimiz kısımlar metal. Şu Yeşille gösterdiğimiz bölüm ametel. En başta kalan maviyle yazdığım kısım soy gaz. Şu turuncuyla belirttiğimiz de yarım metal. Mesela sen periyodik cetveli boş gördüğünde sorularda şuradan bir merdiven çiz. Tamam mı? Bil ki şöyle merdiveni çizdin. Zaten alt periyotları vermeyecek sana. İlk 4 periyotu verir. Mesela şurası 8A grubu. Şu kısımdan da mesela 2 gittikten sonra teker teker git. Bil ki şöyle. Ee, şöyle devam ettim. Şöyle iki gittim. Teker teker gittim. Şöyle gitmem lazım. şöyle da turuncu yapmamız lazımmış. Yani bu kısım ne olacak? Bu kısımda yarı metaller olmuş olacak. Tamam mı? Sen zaten ilk 4 periyotu için 5 veya en fazla 5 olur yani. İlk 4-5 periyot için sana soracak. Bunları böyle merdiven yaparsan metal metal ayırabilirsin. Şu arada kalan turuncular da yarı metal. Ayrıca hidrojeni unutma. Hidrojen burada bir A -metaldir. bir 1A grupları içerisinde. Daha sonra zaten grup ve bundan sonraki dersimizde bunların hangi grupta hangi elementler var tek tek göreceğiz. Orada da anlatacağım. Şimdi bu kısımda yani bu geçiş metallerinin olduğu ara kısımda bak bunların tamamı metal olmuş oldu. Görüyor musun? Şu D blokları mesela şunlar ya. Bunların tamamı ne? Metal. Görüyorsun. 8B grubuna dikkat edeceğiz. 3 sütun üst üste tekrarlar. Bak şimdi. Baktın. Mesela bir 2 K3B'den devam etmiş. 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Bakın 9B gelmemiş. 10B gelmemiş. 8B, 8B, 8B. Yani 3 sütun burası ne yapmış? Tekrarlamış. Daha sonra 1B ve 2B'den devam ediyor. Bunları da zaten birazdan bahsedeceğiz. Periyodik sistemde en alt 2 satırda yer alan elementler 6. ve 7. periyotun devamıdır. Şunlardan bahsediyoruz. Lantanit ve aktinitler. Üst kısım lantan elementiyle başlar lantanitlerdir. Alt, kıs alt kısımda ise aktinyum elementiyle başladığından aktinitlerdir diyeceğiz. Ee, radyoaktif elementler bu kısımda yer alıyor. Lantanitler ve aktinitler 3B grubunun devamı diye söylenebilir. Sorularda gelirse bir tane soruda görmüştüm o yüzden yazdım. Mesela şöyle düşün. Normalde şu araya yazmamız lazım ya lantanit ve aktinitlere. Yani şu kısımdan bahsediyorum bak şu kısımdan bahsediyorum. Şurası 3B kısmı ya 3B grubu ya. Bunun mesela buradaki 3B grubunun devamı gibi düşünebilirsiniz bunları tamam mı? Yani 3B grubunun devamı lantanit ve aktinitler diye böyle kitaplarda görürseniz yaparsınız. Şimdi gelelim periyodik cetvelde elementlerin yerlerinin belirlenmesine ama İlk önce sana bir şey göstereceğim böyle fark edeceğim bir şey. Elektron dizilimlerinden bahsetmiştik. Şimdi bu elektron dizilimlerini bir de periyodik cetvel üzerinden görelim bakalım nasılmış. Bak şimdi. Bir A grubunun hatta şurayı şöyle bir büyütmek istiyorum ben. Şu kısım büyüsün biraz. Bak şimdi periyodik cetvelin boş haline bak. Beni çok dikkatli dinle. Şimdi burada ne dedim ben? Bir A grubundaki ilk element hidrojen. 1S1 ile bitmez mi? Son bir elektron daha aldı bak birinci periyotta. 1S2 bir ne bitiyor? Helyum bitiyor. Son elektron dizine bak bak, 1s2'yi bitirdim. Sonra bir elektron fazla olan şuradaki element mesela, buradaki ne? lityumdur normalde. lityum 3. Mesela lityum 3'ü ben yazacak olursam, 1s2, 2s1 ile bitecek. Yani şuradaki elementin ikinci periyot s1 ile bittiğini görüyorum. Bak, her periyot ikinci periyot 2s ile başlamış. Sonra bir fazla berilyum olduğunda bu 2s2 ile bitecek. Sonra mesela şuradaki elementin bor 5. Şimdi dikkat etmeni istedim olan şu, bor 5'in dizilimine bak. Bak, 1s2, birinci periyodu bitirdim. Sonra 2S2 kısmını geçtim ikinci periyotta. Şu kısmı geçiyorum. Ondan sonra ne olacak? 2P1 yazacağım bak. Elektron dizilme bak 5 ya. 2P1. Yani şu ne yapıyor? İkinci periyot P1 ile bitiyor. Bir elektron fazla olursa ikinci periyot P2 ile biter. Bir elektron fazla olursa ikinci periyot P3 ile biter. Bir elektron fazla olursa ikinci periyot P4 ile biter. Sonra 2P5 ile biter. 2P6 ile biter. Sonra üçüncü periyot başlar. 3S1, 3s2. Sonra bir elektron fazlası 3p2 ile biter. Fark ediyor musun? Sonra 3p3 falan diye devam ettim. Geldim 3p6'ya. Bak dizilim aslında bak. Birinci periyota bak. 1s2. 2s2. 2p6. Senin dizilimin yani değil mi? Şuraya çekeyim mi? Bak şöyle temize çekeyim. 1s2. 2s2. 2p6. Bak. Her s ile p arası bir periyot. Sonra geldim 3s2'ye. Şu kısım bak. 3s2. Sonra arası boşluk. Bak d gelmiyor. 3P6 geldi. 3P6 geldi. Dizilime devam ediyorum. Bak devam et. Şurası 4S1, 4S2 ya. Bak şuradaki bir fazlası 4S2'den sonra 3D1 ile bir tane element gelir. Yani şu bloktaki elementler 3D elementleri. Şu bloktakiler o zaman ne olacak? 4P olacak. Yani şuradan itibaren 4P1 başlayacak. Ne geldi bak? 4. periyoda geçince 4S2, 3D10... 4p6 dedim. Yani şurada 4p6 ile kapatabilirim. Yine aynı şekilde bak. 5s1, 5s2. Soru şurası 4d ile bitenler 4d1 ile başlayacak mesela şurası. 4d1. 4d ne oluyor? Mesela 4d bloğu. O zaman burasının 5 5. periyot başlamıştı. 5. periyot kapatacak. 5s1, 5s2, 5p1 diyeceğim. Yani 5p ile bitenler şu blokta yer alıyor. Buraya da geldim. 5p6 ile bitirdim. Şimdi 6'ya devam dikkat et. 6S2 dedim ya. Mesela 5. Yani elektron dizilimine benziyor. Görüyor musunuz? 5S2, 4F 4F değil. 5'te ne geliyor? 5S2'den sonra 4D geliyor şurası. 4D 10, 5P 6 dedim. Bak geldim 6 s e ya. 6 ste bak. 6S1, 6S2 Şu arada en üstte dikkat et. En üstte şuraya yaz Bak şuraya yaz Şu kısım 6S ya. F bloğu başlıyor. Bak şurası F bloğuydu ya. Şuraya bakarsam iki eksikten alıyordum. Yani şurası 4 F olmuş oluyor. Gördün mü? Bak yani ne olacak? Şuraya geldim. 6 S'den sonra burası başlayacak. 4 F 14. Burada 14 tane vardır. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane vardır. Yani ondan sonra bak 2 eksikten 4 F 14 aldım. Bir eksikten şurası ne oluyor? 5 D 10. 6P ile kapatıyorum yani. Şurası da 6P6 yani. Şurası 6P6 ile biter. Tamam. Yine aynı şekilde bak 7'de de var. 7S2, 7S1, 7S2 mesela burası. Şurası o zaman 2 eksikten 5F14 olacak. 1 eksikten 6D10 yani burada 10 tane var D bloklarında. Şu blokta da 7P ile kapatacağım. 118. elementimde Burada ne olacak? 7P 6 ile bitecek. En son bildiğimiz element zaten buydu. Şimdi periyodik cetvelde bunu görünce şunu anlıyorsun. Yani niye böyle gösteriyorum? S ve P ile bitenler neymiş? A gruplarıymış. Yani A gruplarının hepsi S1 ile bitiyor. B gruplarının özür dilerim 2A, 1A grubunun hepsi S1 ile bitiyor diyelim. 1A grubunun hepsi S1 ile bitiyor. 2A grubunun hepsi S2 ile bitiyor. 3A grubunun hepsi P1 ile bitiyor görüyor musun? Bak 4A grubu P2 ile bitiyor. 5A grubu P3 ile bitiyor. 6A grubu P4 ile bitiyor. 7A grubu P5 ile bitiyor. 8A grubu da P6 ile bitiyor. Burada helyuma dikkat etmem gerekiyor. Helyum 1s2 ile bitiyor. Şimdi ne demeye çalışıyorsun öğretmenim? Bunu öğrendikten sonra şunu anlaman lazım. Bak ilk önce yerleri belirlerken şöyle diyoruz. Her periyot S bloğu elementiyle başladığından en büyük S orbitalinin baş kuantum sayısı n değeri yani periyot numarasını verecek. Her zaman genel kuralın en büyük S'e bakacağım ben. Gruplar belirlerken de belirlenirken de değerlik elektron sayısı grubu verecek. Peki değerlik elektron ne ondan da bahsedeceğim şimdi. Şimdi S plio elementlerinin yerlerinin belirlenmesi diyorum periyodik cetvelde. Bir atomun elektron dizilimi S1 ile bitiyorsa 1A grubu S2 ile bitiyorsa 2A grubu elementidir diyorum. E öyle değil mi ya? Bak şimdi S1 ile bitenlerin hepsi 1A grubundaydı. S2 ile bitenlerin hepsi 2A grubunda. O zaman gel bakalım. Devam ettim. Ayrıca 1A bir grubu birinci grup. 2A grubu da ikinci gruptur. Bak orada artık şey falan gelmediğinden. Bu geçiş metali falan gelmediğinden. Bak 1A bir grubu birinci grup. Hatta şu yukarıdan göstereyim onu. Bak 1A bir grubu birinci grup. 2A iki grubu ikinci grup. Tamam 1, 2. O zaman gel bakalım şunların yerini belirleyelim. Bak nasıl yapmanın gerektiğini anlayacaksın artık. Mantıyla bak. Mantık vermeye çalışıyorum. 12 tanem varmış. Bak 1S2 dedim. Bil ki birinci periyot bitti. 2S2, 2P6 dedim. ikinci periyot bitti. Bak 3. periyota başladım. 3S2 ya bu dizilim. O zaman şu en büyük S değeri bana periyotu veriyor. 3. periyotta olduğunu buradan anladım. 3. periyot başlamış. Bu S2 ile bittiğinden dolayı 2A grubu diyorum. Bak geleneksel olarak. Ayrıca sistematik olarak sorsaydı ikinci grup derdim. Bu kadar basit. Tamam var mı sıkıntı? Stransiyum 38. Başlıyorum bak. 1S2. Birinci periyodu bitirdim. 2S2. 2P6. Bitirdim. 3S2. 3P6. Üçüncü periyot bitti. Arada D yok yani 2 ile 3'te. Sonra dördüncü periyottan itibaren 4S2 D'ler başlıyor. Bir eksikten alıyordum. 3D10. 30 oldu. 4P6 dedim. Dördüncü periyot bitti. Her S ile P arası bir periyot. 36. Sonra beşinci periyot başlıyor. 5S2. He, o zaman burada 5 dediğime göre bu 5. periyotta ne olacak? S2 ile bitiyorsa S2 ile bitiyorsa 2A grubu ayrıca 2. grup diyeceğim. Bunu sakın unutma bu kadar basit. Lityum 3 buraya şöyle bir nefes alalım. 1. periyot bitti. 2. periyot başladı. Yani 2 isim 1. elementi. O zaman 2. periyotun 1. elementi olduğunu anladım yani. Bu ne oldu? 2. periyot S'ye baktım. 1 ile bittiğine göre 1A grubu dedim. 1A grubu nedir? Birinci gruptur. Sakın unutmak Tamam. Var mı sıkıntı? Mantığı anladık. S'lerle bitiyorsa direkt böyle yapacağım ben. Şimdi P bloğu elementlerinin yerlerinin belirlenmesi. He, gelelim değerlik elektronuna. Değerlik elektronunun tanımı nedir biliyor musun? Bir atomun bağ yaparken kullandığı elektronlardır. Yani bağ yaparken bir atom değerlik elektronlarını kullanır. O zaman şöyle diyorum ben. Burada değerlik elektronu mesela en sona yazdım. Hatta şöyle yazıyordu ya sen hani iki... 8, 2. Yani S ile P ile bitiyorsa en dış katmana bakacağım ben. En dış katman. Üçüncü katmanda iki elektron var. Değerlik elektronudur. Buradaki S orbitali de değerlik orbitalidir. Bak burada mesela değerlik elektron 5S2'dir yani. Bunu kullanır atom bağ yaparken. En dış katmana bakmam lazım. Burada değerlik elektron da 2S'dir. Unutma yani. yani. Şimdi gelelim P blo elementlerine. Bak P orbitali ile biten elementlerin değerlik elektronları en son enerji seviyesindeki S ve P orbitalleridir. S'lerde de öyledi. En yüksek enerji seviyesine bakıyordum ben. En değerine bakıyordum. Bu nedenle en değeri en yüksek S artı P değeri grup numarasını verir. P ortelleriyle biten elementler de A grubu elementleridir diye söyledim. Şimdi oksijene bakalım. Bak oksijen 8. Şöyle düşün. 1 S 2. Birinci periyot bitti. Geldim 2 S 2. Buna başladım. Yani bu S'lerin olduğu kısmı geçtim yani. 2 S 2. İkinci periyotta şu ikisini geç diyor. P'den de mesela dizilimi yazdın ya. Ne olması lazım? 2P geliyor. 2P 4 diyeceğim ben. P'den de 4 ilerle diyor. Baktın şimdi bak. 1, 2, 3, 4. O zaman bu ne olacak? 6A grubunda olacak. P'den de 4 ilerledim. Görüyor musun? Şurası bak. He hocam şimdi ben mantığı anladım. Mezberi yapmıyorum. O zaman buradaki S değerine bakarsam ben bunun ikinci periyot olduğunu anlar mıyım? Çok güzel. O zaman ne yapacağım grubu bulmak için? S ile P'yi toplayacağım. Bu da ne oluyor? 2 artı 4'ten 6 olmuş oluyor. O zaman 6A grubudur diyeceğim. Peki 6A grubu da kaçıncı grup? Yine dikkat etmeni istiyorum. Şuradan dikkat et. Bak 1A birinci grup, 2A ikinci grup. Araya 10 tane D grubu geldiğinden dolayı burada ne olacak? 3A'dan itibaren 13. 4 daha 14. Yani P'leri söylerken P bile ondan bahsederken ne demem lazım? 10 ekleyip söylemem lazım. Burada da ne olmuş oluyor? 6A grubu o zaman ne olacak? 16. grup olacak. Sorularda buraya özellikle dikkat et. Bak şu geleneksel geleneksel şu sistematik sistematik tamam mı? Dikkat et yani. Mesela fosfor 15. Geldim yazalım bak. 1 S 2. Tamam. Şöyle güzel yazayım mı şöyle. Heh. Fosfor 15. 1S2. 1 S 2. Birinci periyot bitti. 2S2. 2P6. 2 S 2. 2 P 6. İkinci periyot bitti. 3 S 2'yi geçtim. Geçiş metallerini geçiyorum. 3P'ye ne kaldı burada? 12, 3P4 kaldı. Pardon, 3P3 3 kaldı 15 olsun diye. P'den 3 ilerle diyor yani. Hani. Ne olmuş? 3. periyot başlamış. 3. periyot. Ne yaptım ben? S ile P'yi topladım. S artı P'den. Yani ne olmuş oldu? 2 artı 3. Burası 5A grubu olmuş oldu. 5A grubu deyince P'de ne diyordum ben? 10 ekleyerek yani sistematik olarak sorarsa 15. grup olduğunu söylüyordum. Var mı sıkıntı? Selavyuma e bakalım. 34 tane yazacağım bak. 1s2, 1. periyodu geçtim. 2s2 2p6, 2. periyodu geçtim. Geldim 3s2 3p6, 3. periyodu geçtim. 36 oldu şu ana kadar. Hatta bu 3. periyot soy gazı bak. Soy gazları biliyorsak artık anlarız yani, yani Şu ana kadar 36 elektronum var. Sonra geldim 4s2 dedim. Ye, 30 ye, Allah Kseron 36 ne ya? 3. periyot soygazı argon. Argon 18'dir. 2 dedim 20 oldu. Bak 3D de dedim. Bir eksikten alıyorum 4. periyottan itibaren. 10 dedim 30 oldu. He ben demek geçiş metallerini geçiyorum. O P bloğunun olduğu yere gelip 4 ilerliyorum. Yine ne yapmam lazım? Bak şuradaki 4S2, 4P, 4. Yani 1A2A grupları bunlar. Burada da ne oluyor? 3A, 4A, 5A, 6A. Yani yine kural aynı yani. D gelse de korkma. Dördüncü periyot diyeceğim. Yine ne yapacağım? S ile P'yi toplayacağım. S artı P eşittir 2 artı 4'ten. Burası 6A grubu olur. P ile bitiyorsa 6A grubu. 6A grubuysa 16. grup demiş oldum. Ya öğretmenim ben zaten mantığını anladım. Sen de böyle detaylı detaylı bana anlattın. Çok güzel. E D'lerde nasıl yapacağız? Sen ilk girim elementi yapıyordun TYT'de. Şimdi D'leri yapmayı da öğreteceğim sana. Hiç merak etme. Görerek, göstererek mantığıyla öğreteceğim sana tamam mı? Merak etme bizde ezber yok yani. yani görerek yapıyoruz. Şimdi D bloğu elementlerinin yerlerinin belirlenmesi dedim. D bloğu, D bloğu ile biten elementlerin değerlik elektronları N, S, 2 N, 1 D artık kaçsa yani ns ve n-1 yani mesela 4s, 3d ya bunlar değerlik elektronları bak. Demek ki değerlik elektron her zaman en dış katman olmuyormuş. Burada 3d'yi de alıyorum ben. Çünkü değerlik elektronun tanımı şu atomun bağ yaparken kullandığı orbitellerdir değerlik orbitelleri ve değerlik elektronları. Dolayısıyla bunlar d'den de elektron verdikleri için bunların hepsi metal ya d orbitellerini de kullandıklarından onlara da değerlik elektronları diyeceğim. D ile bitiyorsa unutma en dıştaki 4s ve d'ler bize orbiteli verir, değerlik elektronlarını verir. Bunlar değerlik orbitelleridir. Unutma. Şimdi buradaki direkt ne yapacak? Grup numarasını verecek. Yani ben aslında şöyle yapacağım. En dıştaki s ile d'yi toplarsam bu bana grubu verecek. Peki d orbitali ile bitiyorsa ben ne dedim? Bunlar B grubu elementleri. Yani arada yer alıyor. Şimdi S ile D'yi topladığında 8, 9, 10 yaparsa bunlar 8B grubudur. Bak yine göstererek yapmak istiyorum. Ezbere gitmeyelim. Şurayı düşün. S'den 2 gittin. D'den de 6 gittin diyelim. D1, D2, D3, D4 olduğumu düzeltiriz ama şimdilik böyle D4 yazalım. Burası da D5'te biter. Bak S1, D5 diye düzeltiyorduk. S2, D4 bittiğinde. Tamam mı? Ama fark etmez yani. Sonuçta buradaki toplam elektron sayısı değişmiyor. S'den alıp D'ye koyuyorsun. Şurası da mesela D6 ile bitsin. Şurası. Şöyle 3D yazdık ama buraya. Şurası da D6 ile biten olsun. Ee, sonra D pardon. Şurası D4 ile bitiyordu normalde. Şurası D5. Şurayı düzeltmiştik. S1, D5 ile düzeltme yapıyorduk. D4 ile biterse hatırla. Sonra ne dedim? D6, D7, D8 ile bitenler. Yani bak S ile D'yi toplarsam S'den 2 tane geldi. 6 tane topladım. Birinci 8 B grubu olur. S'den 2 tane geldi. 7 ile burada D7 ile bitmiş ya. 7 ile topladım. 9 oldu. O zaman 9 olursa ne olur? Bak şurası 8. grup oldu demek ki. Şurası 9. grup. Şurası da ne olacak o zaman? 10. grup olacak. Sen S ile D'yi topladığında direkt 8. 9. ve 10. grup diyebilirsin. Ama unutma 8B grubu 3 sütun üst üste tekrarladığından 8 bulursan 1. 8B, 9 bulursan 2. 8B, 10 bulursan da 3. 8B grubu diyeceğim. Bak şimdi havada kalmayacak. Birazdan yazarak anlatacağım sana. 1 ee, B grubu o zaman ne oluyor? 11. grup mu oluyor? 2 B de 12. grup oluyor. Sen S ile D'yi topladın. Mesela burası D 9 ile biten. Aslında bu D 9 ile biterse de düzeltme yapıyorduk. D 10 diyorduk ama şimdilik takılmayalım ona. Şimdi S2 D 9 yaparsa 11 yapar üstü. S1 D 10 diye düzeltirsek de 1 artı 10'dan 11 yapar. Ama dikkat et. 11. grup 1 B grubu. Yani sen 11 ve 12 bulursan S ile D'yi topladığında 1B ve 2B grubu diyeceksin. Yani 10 çıkartarak söyleyeceksin. S topladın 11 buldun. 10 çıkart 1B grubu. S topladın 12 buldun. 10 çıkart 2B grubu diyeceksin. Şimdi birazcık havada kaldı. Farkındayım ama acele yok. Merak etme ne yapmam gerektiğini söyleyeceğim sana. Ne dedik? S topladım. 11 ve 12 olursa da 10 çıkartarak 1B ve 2B grubu diyoruz. Şimdi titanyuma bakalım. Bak şimdi. Beni anladıysan eğer mantığı öğrendiysen şu an kural ezberlemene gerek yok. Sen şunu biliyorsun. Öğretmenim 1S2 birinci periyodu bitirdim. 2S2 2P6 ikinci periyodu bitirdim. 3S2 3P6 üçüncü periyodu bitirdim. Dördüncü periyoda başlıyorum. Bak 4S2 dedim 20 oldu. Şu çünkü artık biliyorum argon 18. Tamam mı? Sonra bir eksikten D geldi. 3D'ye de 2K geldi. Hocam 1A ay, 2A'yı geç. Hemen D'ler geçiş metalleri başladığından oradan da 2 ilerle diyor. Yani S'den 2 ilerle D'den 2 ilerle. Bak. Baktım. S'den 2 ilerledim. D'den 2 ilerledim. Hangi grup bu? 4B grubu görüyor musun? Şurası yani D2 ile bitenler. Az önce anlatmaya çalıştığım olay buydu. O zaman ne yapacağım ben? 4. periyotun başladığını görüyorum zaten. En büyük S değeri 4. periyotu verdi. S ile D'yi toplarsam ne olacaktır? 2 i̇ki artı 2'den burasının 4 olacağını göreceğim ben. Var mı sıkıntı? Vanadyum 23'ü aynı şekilde yapalım bak. 1s2, 2s2, 2. periyotta başladım. 2p6 2. periyot bitti. 3s2, 3p6 3. periyot bitti. 4s2 dedim 20 oldu. 3d'de ne kaldı? 1 eksikten 3 geldi. S'den 2 ilerle, d'den 3 ilerle diyor. 2 ile 3 toplarsam 5B grubu. Tamam? Bak burası ne olacak? 4. periyot en büyük s değeri verdi. S ile D'yi toplarsam değerlik bak bunlar ayrıca değerlik orbital, orbitalleridir. Değerlik elektronlarıdır unutma yani tamam mı? 2 artı 3 dersem burası ne oluyor? 5 B grubu oluyor. Bak yukarıdaki de 4 B grubuydu. Ayrıca burası 4. gruptur yani. 4. grup. PC kasmaya başladı. Ne zamandır kasmıyordu? 5. grup oluyor. Var mı sıkıntı? Şöyle bir bilgisayarı kapatıp açtım arada arkadaşlar. Kesiklik olabilir. Şimdi bak teknesim 43. Yazalım bak 43 tane. 1 S 2. Birinci periyot bitti. Hatta yoldan yapayım size bunu. 43'e en yakın soy gaz. Bak helyum 2. Neon 10. Bunları biliyorsun. ikinci periyot. Argon 18. Bak şu soru ne, gel ne geliyor? Dördüncü periyotta. Kripton 36. Bu dördüncü periyot. Tamam dördüncü periyot. O zaman şunu yazabilirim bak. Kripton 36'ya kadar. Dördüncü periyodu bitirdim. Dördüncü periyot bitiyorsa bu 4P6 ile bitmiştir. Beşinci periyot başlayacak. 5S2. Hocam 5S2 ya. Bir eksikten ne geliyordu? 4D. O zaman 4D 5. Bak S'den 2 ilerle D'den 5 ilerle diyor değil mi? 43 olması için ne oldu? 36, 38, 5 daha 43. Öyle düşün bak. 36, 38, 5 daha ne oldu? 43 olmuş oldu. O zaman bu zaten 5. periyotta olduğunu anladım ben artık. Zaten sabahtan beri söylüyorum. Ne yapacağım? S ile D'yi toplayacağım. Bu da ne yapmış oluyor? 2 artı 5'ten 7 yapmış oluyor. Direkt 7B grubu yazabilirim. 7B grubu da 7. gruptur. Unutma yani. Tamam mı? Direkt böyle yapabilirim. Şimdi mantıken bak şimdi hepsini yapacağız hocam. Şimdi dikkat et. Demir 26. Yazdım. En yakın soy gazdan yapalım mı? Hocam helyum birinci periyot. Neon yaza yaza öğren ya. Sen öğren diye bir daha yazıyorum. Ben biliyorum bunları tamam. Argon üçüncü periyot. Argon 18. Bak yazdım. Argon 18 dedim. Üçüncü periyot. Üçüncü periyotta 3P6 ile bitti. Dördüncü periyot başlayacak. 4S2. Ha 20 yaptı. Hocam 4S2 3D6'dır bu. Evet. Dördüncü periyot başlamış zaten. Bundan artık dördüncü periyot olduğunu bil. Ne yapıyordum ben? S ile D'yi topluyordum. Ne olacak? 2 artı 6'dan 8. grup 8. grup ne? 8B grubu. 8B grubu. He bak şimdi S'den 2 ilerledim D'den 6 ilerledim Şimdi yukarı bir bakalım Şöyle şuradaydı Bak S'den şuraları sildim Tamam şuraları sildim S'den 2 ilerledim D'den de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilerledim Bak 8. grup O zaman bir sonra D7 olursa 9. grup D8 olursa 10. grup Bir sonra gelen elementi düşün yani Ne demeye çalışıyorsun Gel bak şimdi anlatacağım Kobalt 27 Yine Argon 18'e kadar dizilimim aynı Geldim 4. periyot başladı 4s2. O zaman 3d'den 7 ilerledim. Bunlar bir kere 4. periyot. Tam 4p yazayım şuraya. Ne yapıyorum ben? S ile D'yi topluyorum. Yani S'den 2, D'den 7 ilerlemişim. 9. grup olmuş ama 9. grupta 9B grubu yok. Yine 8B grubu. Yani 8, 9, 10 olursa 8B grubu dedim ya demin. İşte onu şu an detaylı anlatıyorum. Anladın mı? Bak nikel 28, argon 18 diyorum. Ne geldi? 4S 2 3D 8 olacak. Bir kere hocam en büyük S 4. periyot. Ne yaptım? S ile D'yi topladım. Ne oldu? 2 artı 8'den burası 10. grup oldu. 10. grupta yok ki. 8'in 2 fazlası. Bu da 8B grubu. Çünkü 8B grubu 3 sütun üst üste tekrarlar yani. Buralarda dikkat et. 8, 9, 10 bulursam D ile bittiğinde 8B grubu. Hocam Bakır'a bakalım. Bak argon 18'e kadar dizilim aynı. O zaman ne olacak? 4S2 20 oldu. 3D9 olacak. Ha hocam biz böyle oldu mu? S1 4S1 3D10 diye düzelteceğiz. Ama bir şey fark etmiyor yani. S'den 2 D'den 9 ilerledin. 11 ilerledin yani. Burada 1 ile 10'u topla 11 zaten. S artı D ne olacak? 2 artı 10'dan 11. grup olacak. Bak direkt 11. grup yazabilirim. Ama 11 B grubu yok. 11 ve 12 bulursam 10 çıkartacağım. Eksi 10 dedim ne olacak? 1 B grubu olacak burası tamam mı? 1 B grubu. Bak şurası yani. S'den 2 ilerledim. D'den de 9 ilerledim. Şu kısım yani. Şu kısım 1 B grubu yani. Tamam anladınız mı? Şekil biraz karıştı ama idare edin artık. Bak çinko da aynı şekilde. Argon 18. Ne başladı? 4 s 2 ilerledim. 3D şimdi 20 oldu. 3D 10 olacak. Yani ne yapıyorum? Bir kere bu dördüncü periyot. 4 ile başladığına göre. Dördüncü periyot. S ile D'yi toplarsam ne oluyor? 2 artı 10'dan 12. grup olduğunu anlıyorum. 12. grup. 12. grupta ne oluyor? 2B grubu oluyor. Tamam mı? Yani ee, sana diyor ki S'den 2, D'den 10 ilerle. He, baktım hocam 4. periyotta S'den 2 ilerledim. D'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilerledim. İşte şuradan bahsediyor sana. Şurada çinko varmış yani tamam. Yerini bulmayı anladık mı? Var mı sıkıntı? Yok değil mi? Enerjileri bir topla şöyle bir kendine gel. Ben de bir suyumdan içeyim seni rahatsız edeyim. Her videoda bu su olay oldu ya. Her videoda olay olur mu? Gel şimdi bak birazcık şöyle ekranımı da küçülteyim. Sana olayı zaten anlatıyorum detaylı detaylı. Sen anlayacaksın şimdi. Aha yanlış şeyi tutmuşuz. Yani fareyi. Yanlış fareyi tutmuşuz hocam. İki tane var ya bak. Biri şöyle aynen. Şimdi X3 artı 25 iyonu ile Y2 artı iyonu eşit sayıda elektronu sahiptir diyor. Şu önemli. Y'nin periyodik cetveldeki yerini soruyor. Şimdi bak 3 artı ya 3 elektron vermiş o zaman ne olmuş 22 elektron kalmış. Yani 22 ile 3'ü toplarsam 25 yapar ya da hani ne yapıyorduk elektron sayısıyla iyon yükünü topladığımızda atom numarası diyorduk. E o zaman burada 22 elektron varsa burada da 22 elektron vardır eşit sayıda elektron 3'e 22 artı 2'den burası da ne yapacak 24 yapacak. O zaman y 24 daha yeni yaptım bunu. E, krom bu. Ne yazdım? 1s2 birinci periyot bitti. 2s2 2p6 ikinci periyot bitti. 3s2 3p6 üçüncü periyot bitti. 4s2 dedim. 3d'den de 4 ilerledim. 24 yaptı. Hocam, s2d4 de bitmez. Tabii ki de bunu düzeltmen lazım. 4s1 3d 5 demen lazım. O zaman ne oluyor? En büyük S değeri bana periyotu verecek. 4. periyot. S ile D'yi topladığımda da grubu verecek. S, D olduğunda 1 artı 5'ten ne oluyor? 6 B grubu oluyor. D ile bittiği için de B grubu dedim. Tamam mı? 4. periyot 6 B grubu. Yani A seçeneğim doğru seçenek demiş Oldu. Var mı sıkıntı? Bak x 2 artı ve y 2 eksi iyonlarının elektron dizilişi 3 p 6 ile bitmektedir. Yazalım x 2 artı Yazıyorum. Ne 3P6 ile bitiyormuş. Yazalım. 1S2 Yine mi kastım be? Heh. 2S2 Kasmıyormuş. 2P6 3S2 3P6. Ya zaten 3. periyot soy gazı argon 18. Saymana gerek yok. Öğrendin artık. Ne oldu? Bu 18 elektrona sahipmiş. 18 artı 2'den bu ne olur? 20 olur. Şimdi şey diyor. Öğretmenim 3S ya. 3. periyot P'yi topladım. 2 artı 6'dan 8 A grubudur. A, P ile bitiyorsa S ile bitiyorsa A grubudur. Ya olur mu ya? Hocam 2 elektron vermiştim. 18 elektronu kalmış. Bir atom elektron verince periyodik cetvelde yeri değişmez. Burada buna dikkat et. Sen bunun yerini neye göre bulacaksın? Protona göre bulacaksın. Çünkü x20 diyorsun ya. 20 protonu varsa 20 de elektronu vardır nötre göre. Periyodik cetveldeki yeri değişmez çünkü elektron alıp verip iyon haline geçtiğinde. O zaman yeri bulurken şöyle yapacaksın. Birinci periyodu bitirdim. 2S2, 2P6 ikinci periyodu bitirdim. 3S2, 3P6 üçüncü periyodu bitirdim. Dördüncü periyotta ikinci elementmiş. En büyük buradaki periyodu verir. Yani dördüncü periyot. Şimdi ne yapıyordum? S2 oldum. 2A grubu diyordum. 2A grubu demiş oldum. Anladın mı? Şimdi diğerinin de y 2 eksinin de aynıymış. Yazalım mı? Y2-'de neymiş? Elektron dizilim böyleymiş. Yani 1s2, 2s2 2p6 3s2, 3p6 Toplam bunun 18 elektronu varmış. 18-2'den eksi 16 proton vardır. Yeri belirliyorken ya da 2 fazladır gibi düşünebilirsin. Yerini belirliyorken ben bu protona göre yazmam lazım. Yani Y16 demem lazım ki Burada 1S2 bir birinci periyot bitti. 2S2, i̇ki 2P6 iki ikinci periyot bitti. 3S2, 3P4 müdür? Yani burada ne yapmış? 3. periyot en büyük S değeri. Üçüncü periyot. Ne yapıyorum? S ile P'yi toplayıp 2 artı 4'ten 6 A grubu diyorum. P ile bittiği için. Yani bu 2A bu 6A grubu. Bak X atomu diyor 6A grubundadır. X atomu 2A grubundadır sonu 6 ya falan oradan düşme sakın yani tamam mı? X atomu 2A grubudur. Bu yanlış. X ve Y aynı grup elementleridir. Hadi ya. X 2A grubunda ne oluyor? Y 6A grubunda oluyor. Yani sen şimdi P ile bitiyor diye falan yaparsan aynısını bulursun yani. Dikkat et yanlış. X ve Y aynı periyottadır. Öyle mi ya? Bakalım şimdi. X'in ben dördüncü periyot olduğunu Y'nin de üçüncü periyot olduğunu gördüm. Yani bu da yanlış. Bunların üçü de yanlıştır. E seçeneğim doğru seçenek dedim arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Çözümü görmek istiyor musunuz? Şöyle biraz daha küçülteyim mi? Şöyledir çözüm bak. Şöyle ekran resmi falan almak isteyenler için. Tamam. Devam ettim. Var mı aşağıda soru? Yokmuş. Son iki sorumuz diyoruz. Dördüncü periyotta bulunan Ardışık proton sayılı x y, x, y ve z element atomlarından x 1a grubuymuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi periyodik cetveli anladıysan beni çok iyi anlarsın. Dördüncü periyot. Tamam mı? X neymiş? 1A grubu elementiymiş. O zaman X şöyle mi oluyor? 1S2 2S2. Iki, iki iki. Bak ikinci periyot başladı. 2P6 3 S 2 3 P 6 4. periyot başladı. 1 A grubundan 4 S 1 ile bitti. Şimdi bir atom numarası fazlaysa bak bunun atom numarası ne yapmış oldu burada? 19 değil mi? Yani 19 elektron var. 19. O zaman Y'nin 20 olacak atom numarası. 20'ye göre yazacağım. Yani 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 olacak. Tamam. Sonra Z'nin de 21 olması lazım. Şimdi ne oldu? Birinci periyot bitti. ikinci periyot bitti. 3S2, 3B6, 3. periyot bitti. Geldim dördüncü, dördüncü periyotu. 4S2. D1 olduğundan bir eksinden 3D1 dedim. Hatta D bilyonun ilk elementi S ile D'yi toplarsam 3B grubunda olduğunu anladım bunun. Şimdi buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor ya. Buna göre Y atomunun elektron dizilişi 4S2 ile biter. Y'nin elektron dizilişi 4S2 ile biter. Doğrudur. Z atomu 3A grubundadır. Hadi canım. D ile bitiyor bu geçiş metalleri başladı artık 4. periyottan itibaren. Oradan iki, Sonra şey ilerledim. D'den de bir ilerledim. Bu ne oldu? 4. periyot S ile D'yi toplarsam 2 artı 1'den 3 B grubu oldu. Yani bu yanlıştır. A grubu diyor burada. Z bir metal atomudur. Z geçiş metali ya. D'lerin hepsi metal demedik mi? Metaldir D bile onun hepsi. Geçiş metali dedik D ile bitenlere. Dolayısıyla bu da doğrudur. Doğru seçeneğim C seçeneği olmuş. Olacaktır. Var mı? Bak geldik son sorumuza ya. Şöyle bir mutlu ol ya. Öğrendin konuyu bak. Bitti artık diyor. Bir şey yok. Elementlerin falan özelliklerinden bahsedeceğim sonraki derste. Gel. Gel bakalım. Şimdi bu soru güzel soru şimdi. Allah'a var. Güzel bir soru. X atomu diyor. 2A grubunda yer almaktadır. Atom numarası x'ten 2 fazla olan y atomu için yargılarından hangileri? Kesinlikle doğrudur. Ha. Periyodik cetveli ben şöyle bir sana hatırlatmak istiyorum. Bak şurada karelerimiz de var. Şöyle olsun. Şöyle bir periyodik cetvel çizeceğim buraya. Tamam. Şöyle kısa olsun bu kısım. Önemli değil. Tamam. Şöyle olsun bak. Bir. Şuralar bize yeter. Şöyle. Tamam mı? Şöyle. Şu kısmını çizdim. İlk 4 periyotu çiziyorum yani. Şimdi bir hatırla bir hemen kendini bir topla bir kendine gel. Tamam şöyle şuraları yeter bana. İkisinden iki fazla diyor ya şu yeter. Bak şurası bir A grubu. Şurası iki A grubu. Tamam mı? Şurası da üç A grubu. Şuradan itibaren de ne başlıyor? Tamam Şöyle bir. Şuradan da iki çizelim. İki A. Sonra 3 B grubu başlıyor. 4 B grubu başlıyor. Şimdi X atomu 2A grubundaymış. Yani mesela X burada ya da burada olabilir. Atom numarası da 2 fazla olan Y atomu için. Atom numarası 2 fazlaysa bak 4A Y ne olabilir? Burada çünkü ne ilerleyeceğim? X mesela burada berilyum 4, bor, karbon 2 ilerleyeceğim yani. 1 2 şöyle 1 2. Atom numarası 2 fazla olacak. Yani Y ne olacak? Şurada olabilir, bir de şurada olabilir. Anladın mı? Dur. Kesinlik diyor. Başka nasıl olabilir? X 2 aysa burada da olabilir. Atom numarası 2 fazlaysa Y burada da olabilir. Hatta burada X olursa Y burada da olabilir. Bak, benim ders anlatımlarımı detaylı dinlediyseniz bunların mantığını kurmanız gerekiyor. Çalıştıysanız tamam mı? Mantığını anladıysanız ezbere gitmez. Yapabilirsin. Şimdi dikkatli izle beni. 4A grubunda bulunur diyor. Evet, 4A grubunda olabilir. Ama 4B grubunda da olabilir. Atom numarası 2 fazla çünkü. Yani bu yanlış olmuş oldu. Kesin değil. D bloğ elementidir. Evet. Şu arası D bloğuydu. Olabilir ama P bloğunda da olabilir. En sağda da olabilir. Bu da kesin değildir. Şimdi elektron dizilimi S orbitalindeki toplam elektron sayısı X'inkiyle aynıdır diyor S orbitellerindeki. Şimdi bu kesin olması lazım soruya göre artık. Nasıl kesin? Hocam mesela X'in 2A grubunda ikinci periyotta olduğunu düşün. Bu böyleyse Y de böyle olacak. Doğru mu? O zaman x'i yazalım. ikinci periyod 2A grubunda. 1S2, 2S2 oluyor. X böyle oluyor. Yani ikinci periyod 2A grubu. Y böyle olduğunda ne oluyor? 1S2, 2S2, 2P, 2P'den de 2 ilerledim değil mi? Bak. Ne oldu? S ile P'yi topladım. 4A grubu. Yani 4A grubu olabilir dedim. Yani şu kısım olabilir dedim. Anladın mı? E ee, bak S'leri say 2, 4. 2, 4. Aynı oldu. Şimdi emin ol bu X ile diğer Y için de aynı şey. Onu sana bıraktım yazıp gör bu mantıkla. Hocam başka nasıl olabilir? Mesela x şuradaki dördüncü periyot olsun. Dördüncü periyot x. Dördüncü periyot 2A grubunda olsun. Yazdım x'i dördüncü periyot 2A grubunda. 1S2, 2S2, 2P6. Üçüncü periyot başladı. 3S2, 3P6. Şimdi 4S2, dördüncü periyotun ikinci elementi. Dördüncü periyot 2A grubunda. Böyle olur. Y4B grubunda değil mi? 2 fazlası. O zaman Y'yi yazdım. 1s2, 2s2, 2p6, 2. periyot bitti. Sonra 3s2, 3p6, 3. periyot bitti. 4s2, sonra 3d'den 2 ilerledim. Bak ne yapıyordum? S ile d'yi toplayınca bu 4b grubudur diyordum. Ha, hocam say bakalım. Yukarıdakindeki sayıları say. 2, 4, 6, 8. Aşağıdaki sayıları say. 2, 4, 6, 8. Yani böyle oldu mu da ne oluyor? S orbitallerindeki elektron sayıları eşit oluyor. Yukarıda da öyle eşitti zaten bak. 2 4 2 4. Yani güzel bir soruydu. Bu kesin doğrudur arkadaşlar. Cevabım C seçeneği olmuş oldu. Var mı sıkıntı? Var mı sıkıntı? Bitirdim dersimi ve bundan sonraki ders daha böyle bir rahatlayacağımız ders. O videoyu da sonuna kadar izleyin ama birazcık sözel ve bu anlattığımız yerleri periyodik cetvelde daha detaylı elementler düzeyinde göreceğiz ama ezberlememize gerek yok. Belli başlı mantıkları kurduğumuzda zaten soruları çözebileceğiz. Ben şimdilik burada kaldım. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.